Erzurum'umuza yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güzel eserler kazandı Erzurum, hastaneleriyle, üniversiteleriyle, eğitim, spor, diğer yatırımlarla, yine hayvancılık, tarıma yönelik desteklerle ilerlemeye devam ediyor. Biz de adalet alanında Erzurum'a bölge adliye mahkemesi, adalet binası, yine bölge idare mahkemesi gibi eserleri kazandırmıştık. Şimdi biraz yetersiz kalmaya başladı. Erzurum büyüdükçe bu ihtiyaçlar daha da artıyor. İnşallah yeni bir adalet binasının Erzurum'a kazandırılması ile ilgili bir planlamamız var ve onu hayata geçirmek istiyoruz. Aynı zamanda yargı çalışanlarımız, hakim ve savcılarımızın Erzurum'a gitmeleri, orada tatillerini geçirebilmeleri ve personelin eğitimiyle ilgili bir eseri Erzurum'a kazandırmak istiyoruz. Arsamız hazır. Belediye başkanımız, milletvekillerimizle de görüşüyoruz. Bir hakim evini inşallah Palandöken'in eteğinde bir yer bize tahsis edildi. Orada o projeyi hayata geçirmek ve Erzurum'un turizmine de bir katkı sağlamak istiyoruz bakanlık olarak. Önümüzdeki haftada Türkiye genelinde yaklaşık 500'e yakın öğretmen arkadaşımız eğitim kongresi yapacağız. Yine Öğretmenler Günü haftası münasebetiyle bunu da bu vesileyle duyurmuş olayım. Evet, Erzurum'da yapacağız. Atatürk Üniversitesi Rektörümüz sağ olsun ev sahipliği yapıyor. Muharrem Bey'in anlattıklarına bütün Erzurumlular olarak sahip çıkmamız lazım. Önümüzdeki yılın sadece Erzurum'da değil, Türkiye'nin her tarafında Erzurum'un konuşulduğu, dünyanın her tarafında, Türk dünyasında Erzurum'un konuşulduğu etkinliklerle sahip çıkarak yürütmeliyiz. Ben bir Erzurumlu olarak, bir kardeşiniz, bir dostunuz olarak sonuna kadar, gücümün son nefesine kadar Muharrem Bey'e bu konuda destek olacağım. Ve Erzurum'un hem kültür hem de kış oyunlarında başkent oluşu ile ilgili biz layıkıyla ev sahipliği yapacağız ve Erzurum hak ettiği ilgiyi görmüş olacak inşallah. Başkenti Erzurum.